başkanlık yarışında kritik bir gün. Beş eyalette yapılan ön seçimler hem demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'de adayların durumunu büyük ölçüde netleştirecek. Bilge Timoçin, bugünkü seçimler, ön seçimler neden çok önemli? Hülya Polat dediğiniz gibi Amerikan ön seçimlerinde bugüne süper salı denmiyor aslında zira süper salı 13 eyalette aynı gün gerçekleşti bile ama bugünkü 5 eyalet hem delege sayıları açısından önemli hem de bu eyaletlerden ikisinin aday adaylarının bölgesi olması açısından bu eyaletler Florida ve Ohio. İlki Cumhuriyetçiliğin aday adayı Senatör Marco Rubio'nun. ikincisi yine Cumhuriyetçi John Kasich'in eyaleti. Rubio şu ana kadar sadece 3 eyalette kazandı ve 163 delegesi var. Kasich hiç ön seçim kazanamadı. Üstelik anketlere göre Ohio'da Donald Trump'la başa baş gidiyor. İkisi de %38 destek almış durumda. Florida'da da anket sonuçları daha şaşırtıcı. Trump %46 ile ilk sırada ve Rubio kendi eyaletinde %22'de kalmış durumda. Bu kadar Latin göçmenin olduğu eyalette nasıl oluyor da Trump öne çıkıyor birazdan zaten haberimizde göreceksiniz. E, bu eyaletlerde kim kazanırsa tüm delegeleri toplar kuralı var. Yani Kasich ve Rubio'nun son şansları kazanamazlarsa seçimlerden çekilmeleri büyük olasılık. Cumhuriyetçilerde adaylık için gereken toplam delege sayısı 1237 yani tüm delegelerin yarısının bir fazlası. Trump'ta 469 delege var. En yakın rakibi Ted Cruz'da da 370. Uzmanlara göre Trump iyi bir performans gösterirse 700 delegeye ulaşması olası. Demokratlarda hesaplar daha kolay. Adaylık için gereken sayı 2.383, Hillary Clinton 1.235, Sanders 580 delegeyi toplamış durumda. Florida'da Hillary Clinton, Bernie Sanders'ın açık ara önünde, diğer 4 eyaletin 3'ünde de yine Clinton başı çekiyor. Onun da 1.500 delegenin üzerine çıkması bekleniyor. Bir tek Chicago'da Bernie Sanders Hillary Clinton'ı zorluyor ki Chicago Clinton'ın doğduğu yer yani memleketi. Matematik yalan söylemez derler. Bakalım beklendiği gibi çıkacak mı sonuçlar ve yarıştan çekilecek adaylar olacak mı? Amerika saatiyle bu akşam öğreneceğiz. Hülya Polat. Evet, teşekkür ediyoruz Dilgetim Oçil.